Onlar kimileri için şeytani ritüeller yapan karanlık bir grup, kimileri içinse insanlığın gelişimine hizmet eden ateist bir kardeşlik topluluğu. Komplo teorisyenlerine göre günümüzde para sistemine ve paraya sahip yeni bir dünya düzeni kurma amacıyla devletleri derinden etkileyen olayların arkasındaki el. Realistlere göre ise gizemi çok önceden çözülmüş bir topluluğun siyasi ve ticari çıkarlarına kılıf olarak anlatılan güncel bir masal. Peki Illuminati aslında nedir? Neden, ne zaman ve hangi amaçla kuruldu? Bugün hala aktif mi? Bu gizemli topluluğun temsilcileri ve üyeleri kimler? Kapsamlı bir araştırmanın sonucu olan bu belgeselde Illuminati hakkındaki tüm sorularınızı cevaplayacağız. Üstelik herhangi bir masal anlatmadan. Belgeselin tamamını izlediğinizde Illuminati topluluğunun tarihsel gerçeklerini, günümüzde aynı amaçlarla faaliyet gösteren türlü organizasyonların yapısını ve hedeflerinin günümüzdeki etkilerini öğrenmiş olacaksınız. Şimdi arkanıza yaslanın ve tarihin karanlık sayfalarının teker teker aydınlanışına tanık olun. Videomuza devam etmeden önce çalışmalarımıza katkıda bulunmak için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenerek ve yorumlarınızı yazarak bizlere destek olabilirsiniz. Sınırsız Tarih'in tüm çalışmaları siz değerli izleyicilerimizin destekleri sayesinde devam etmektedir. Teşekkür ederiz. Illuminati'yi gizemli ortamından gün yüzüne çıkarabilmek için öncelikle masonluğu, aydınlanma çağını başlatan fikirleri ve bu din karşıtı fikirlerin ortaya çıktığı dönemi çok iyi anlamak gerekiyor. O yüzden 18. yüzyıldan başlıyoruz yolculuğumuza. Ateizm tarihinde aydınlanma kadar karmaşık ve heyecan verici bir dönem yoktur. Kültür tarihçileri ve düşünürlere göre aydınlanma 18. yüzyılı kapsayan ve 1789 Fransız devrimi ile zirveye ulaşan dönemdi. Batı dünyasını kasıp kavuran bu dönem, eskiyi geride bırakarak insana, akla, doğaya, bilimsel ve teknolojik ilerlemeye ve dinin rollerine dair yeni bir görüşün oluşmasını sağlamıştı. Vatikan ve İsa Cemiyeti tarafından uygulanan kültürel ve politik hegemonyaya karşı çıkan ateist veya deist düşünürler tarafından başlatılan bu dönem, gizli yürütülen siyasi, toplumsal ve sanatsal faaliyetlerden oluşuyordu. Aydınlanma çağı düşünürleri, Hristiyanlığı ve dini otoriteleri reddediyor, devletle kilisenin tamamen ortadan kaldırılmasını olmasa bile birbirinden ayrılmasını talep ediyordu. Aydınlanma, akıl, doğa ve ilerlemeden oluşan üç ana unsurdan oluşuyor. Aydınlanmaya göre akıl, inanç veya ilahi bildiri yerine gerçekleri ifade ediyordu. Akıl, doğayla iç içe geçmişti. Doğa, insanın aklı gibi dini hurafeler, hükümet, sosyoekonomik statü, yoksulluk veya önyargı gibi unsurlarla bozulmuştu. Bu engeller ortadan kaldırıldığında, akıl dünyayı kavramak ve yeni bir insan toplumuna rehberlik etmek için şeffaf bir mekanizma sağlayacaktı. Doğa gerçek dünyaydı ve doğaüstü, şeytani veya tanrısal olanın alanı değildi. Doğa ancak akıl yoluyla anlaşılabilirdi. Doğanın sırları mantık, bilimsel sorgulama ve özgür düşünceyle ortaya çıkabilirdi. Ancak bu şekilde sağlanabilecek olan ilerleme ise, doğa üzerinde çalışan aklın insanların yaşam kalitesini artırmasıydı. İşte bu şekilde aklı öne çıkaran, doğayı anlamayı esas alan ve ilerlemeyi tek hedef olarak gören aydınlanma dönemi düşünürlerine göre rahipler, krallar ve Hristiyanlık insan ırkının başına belaydı ve ilerlemeye engeldi. Din adamları yozlaşmıştı. Papa bir zorbaydı ve kralsa Roma'daki yozlaşmış düşüncenin uşağı olarak hor görülüyordu. Anlayacağınız aydınlanma, ateist düşünce ve propagandanın ateşli bir dönemiydi. Aydınlanma çağına ilham olansa, entelektüel ve devrimci fikirlerin beslendiği ve yayıldığı Mason localarıydı. 1717'de Londra'da Dr. John Anderson'ın anayasasını kullanarak Masonluğun ritüellerini ve uygulamalarını standartlaştıran Birleşik Büyük Loca kurulmuştu. Birleşik Büyük Loca, Orta Çağ'daki İnşaatçı duvarcı loncalarından türemişti ve Masonluğun başlangıcıydı. Masonluk 18. yüzyılda modern anlamda örgütlenmiş gizli bir kardeşlik topluluğuydu.
Masonlar, semboller ve ritüeller kullanarak üyeleri arasında kardeşlik, ahlak ve yardımseverlik değerlerini yaymayı amaçlıyordu. Masonluk, birliğin, kardeşliğin ve yardımlaşmanın sembolizmi üzerine kuruluydu ve dünya genelinde farklı büyük localar şeklinde örgütlenmişti. Her ne kadar masonluğun ritüelleri ve sembolleri dini referanslar içerse de, üyelerinin belirli bir dine mensup olmaları şart değildi. Masonluk, deizmi savunan, yani evrenin bir yaratıcı tarafından yaratıldığını kabul eden, fakat bu yaratıcının doğrudan müdahil olmadığını öne süren bir yaklaşıma sahipti. Masonlar, Avrupa'nın Hristiyan teokrasilerini reddeden deistlerdi. Bu sebeple masonluk, papalar ve sivil otoriteler tarafından sıkça eleştirildi ve yasaklandı. Papa 12. Kliman, masonluğu ve Katoliklerin masonluk locasına üye olmasını yasaklayan In Eminente adlı papalık fermanını yayınladı. Diğer 11 papa da masonluğu kınadı ve sapkınlık olarak nitelendirdi. 1751 yılına geldiğimizde ateist bir filozof ve Fransız bir yazar olan Denis Diderot, aydınlanma dönemine kalıcı bir eser bırakmıştı. Bu eser, Jean Laurent Delambre'le birlikte yazdığı Ansiklopedi adlı kitabın ilk cildiydi. Dönemin temel taşı olarak tarihte yerini alan bu kitap, bilim, sanat ve zanaat hakkındaki bilgileri sistematik bir şekilde derleyip sunmayı amaçlayan büyük bir projeydi. Bilgiye erişimi demokratikleştirme ve bilimsel düşünceyi yaygınlaştırma amacını taşıyordu. Nasıl ki İncil, Hristiyan aydınlanmasının kutsal kitabıysa, ansiklopedi de aydınlanma çağının ilham kaynağıydı. Ateist Diderot tarafından 1751'de başlatılan ansiklopedi, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Buffon, Turgut ve diğerlerinin izlerini taşıyordu. Ansiklopedi, 1780'de yaklaşık 36 cilde ulaşan sanat, bilim, mekanik ve felsefe ile ilgili bir derleme haline geldi. Diderot'un derlemesinin ilk baskısının baş sayfasında ışık ve isyanın simgesi olan Lucifer'in kare ve pergel gibi masonik sembollerin yanında duran bir çizimi bulunuyordu. Ansiklopedi, aydınlanma çağının kutsal kitabı olarak kabul ediliyordu ve masonluksa onun ritüeli haline gelmişti. Masonluğun Amerika'ya gelişi ise 1730 civarında olmuştu ve birçok yerel siyasi görüşten bağımsızdı. Ortaçağ Avrupa'sında taş işçilerinin başlattığı masonluk hareketi, 18. yüzyılda Avrupa'dan Amerika'ya göç eden askerler ve tüccarlar ya da siyasi liderler aracılığıyla Amerika'ya taşındı. Aydınlanmanın pek çok fikri Amerika'da kurulmuştu. Benjamin Franklin, George Washington ve Thomas Jefferson gibi önemli figürler masondu ve aydınlanma fikirlerini savunuyordu. Amerika'daki ilk mason locaları 1730'larda Boston, Philadelphia ve Charleston gibi şehirlerde İngiliz kolonileri döneminde kuruldu. George Washington, İskenderiye Locası'nın kurucu üstadı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı ve devletle kilisenin ayrılması gibi temel aydınlanma fikirlerinin ateşli bir savunucusu oldu. Masonluk ve Illuminati tarikatı konusunda Avrupa ve Amerika'yı saran histerinin ortasında Thomas Jefferson'da başkanlık yapacak ve Illuminati tarikatı ve kurucusu Adam Weishaupt'u alenen savunacaktı. Ne kadar aydınlanmanın devrim ve ütopya çağrısı yapan fikirlerinin yayıldığı yer masonluk locaları olsa da, masonluk içinde sürekli bölünmeler ve ayrılma eğilimleri oluyordu. İşte Illuminati tarikatı bu ayrışmalardan biriydi. Aydınlanma ideallerine bağlı olan bu gizli topluluk, hükümet ve kilisenin kısıtlamalarından uzak olma vizyonuyla Almanya'da kurulacaktı. Ve kurucu üyelerinin önemli bir kısmı masonlardan oluşacaktı. Belgeselimizin devamında Illuminati topluluğunun kuruluşundan başlayan ve günümüze kadar uzanan ideallerini, nasıl başladığını ve çöküşünü, yayılışını ve günümüzde bıraktığı izleri tüm detaylarıyla anlatacağız. Bilgilerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda belirterek belgeselimize katkıda bulunabilirsiniz. Illuminati'yi kim ne zaman kurdu? Illuminati topluluğu 1 Mayıs 1776'da Almanya'nın Ingolstadt şehrinde Adam Weishaupt tarafından kuruldu. Başlangıçta Baviera Illuminati olarak bilinen ve aydınlanmışlar anlamına gelen bu topluluk aslında bir masonluk devşirmesiydi. Weishaupt,
Mason localarını kullanarak yayılmayı ve güç kazanmayı amaçlıyordu. Adım Weishaupt, 6 Şubat 1748'de Bavyera'da Ingolstadt Üniversitesi'nde kilise hukuku profesörünün oğlu olarak dünyaya gelen bir Almandı. 7 yaşındayken babası ölünce eğitimini vaftiz babası olan özel meclis üyesi Baron von Ickstadt'tan aldı. Adım, vaftiz babası olan Baron'un aydınlanma filozoflarının eserleriyle dolu olan muhteşem kütüphanesine ücretsiz erişebiliyordu. Genç Weishaupt, üniversiteden mezun olduktan sonra genel merkezi Roma'da olan ve Katolik Kilisesi'ne ait bir tarikat olan İsa Cemiyeti'nin egemen olduğu üniversitesinde hızla yükselerek profesör oldu. Ateist militanlığına rağmen 2 yıl sonra 27 yaşında hukuk fakültesinin dekanı olmayı başardı. Üniversite ve kilise otoriteleriyle sürekli anlaşmazlık içinde olan Weishaupt, karşıtı olduğu İsa Cemiyeti yapısına benzer şekilde örgütlenmiş ancak aydınlanma ideallerine bağlı gizli bir topluluk kurma fikrini tasarladı. Illuminati tarikatını. Planını birkaç yıl boyunca düşünüp uygun bir isim bulduktan sonra 1776'da Illuminati tarikatını kurdu. 1 Mayıs 1776'da Ingolstadt yakınlarındaki bir ormanda bir araya gelen 5 kişi kurulan gizli düzenin kurallarını belirledi. Kurucusu Weishaupt Illuminati'yi şöyle tasvir etmişti. Prensler ve milletler yeryüzünden kaybolacak. Evet, insanın, doğanın yüce kitabından başka hiçbir yasayı kabul etmeyeceği bir zaman gelecek. Bu gelecek, gizli toplulukların eseri olacak. Ve bu, bizim büyük gizemlerimizden biridir. Peki, ilk üyeleri Mason olan bu tarikatın amacı neydi? Aydınlanma dönemi ilkelerinden ilham alan Weishaupt, aklın ve eğitimin öne çıkarılmasını savunuyor ve hurafeler ve dinin etkisinin toplum üzerinden kaldırılmasını istiyordu. Avrupa'daki devletlerin yönetim biçimini değiştirmeyi, dinin devlet üzerindeki etkisini ortadan kaldırmayı ve insanlara yeni bir aydınlanma kaynağı sağlamayı hedefliyordu. Weishaupt, Illuminati düzenini piramit benzeri bir şekilde yapılandırdı. Acemiler, Roma akıl tanrıçası Minerva'dan esinlenerek türetilen Minerval adındaki en alt dereceden başlıyordu ve bir Minerval Akademisi ağında eğitim alıyorlardı. Minervallar genellikle inisiyatörler tarafından seçilip topluma dahil ediliyordu. Her adayın kendisi güçlü yönleri, zayıflıkları ve ilgi alanları hakkında kapsamlı bir otobiyografi ve ayrıca Illuminati'ye kabul edilmek istemesinin nedenini açıklayan bir ifade yazması gerekiyordu. Üyeler her ay yeni üye alımını ve düzenin çeşitli görevlerini tartışmak için bir araya geliyordu. Minerval akademilerinin ayrıca Illuminati düzeni için yararlı kitaplar ve diğer edebi materyalleri edinme görevi vardı. Uzak bir hedef olarak bu kitaplardan oluşan, aydınlanma bilginleri için kapsamlı bir bilgi merkezi olan, özellikle İsa Cemiyeti'ne karşı entelektüel mücadelede kullanılmak üzere bir kütüphane oluşturmayı planlıyorlardı. İlerici aydınlanma ideallerine ilgi gösteren üyeler, medeni ve dini otoriteye karşı muhalefet ve hoşnutsuzluk sergileyen adaylar, kademeli olarak düzenin daha yüksek derecelerine kabul ediliyordu. Aydınlanmacılığın gerçek hedefleri burada ortaya çıkıyordu. Basit bir çalışma grubu veya okuma topluluğu olmaktan öte, Weishaupt'ın düzeni, Hristiyan otoritelerin kınadığı, dinsizlik ve anarşinin yayılmasına neden olan bir organizasyon olarak yapılanacak ve yayılacaktı. Bu amaçla Illuminati 7 gün 24 saat boyunca çalışacaktı. Weishaupt, çoğu devrimciden farklı olarak mevcut siyasi yapıları ele geçirme fikrinden kaçındı. Ona göre insanlar yeniden yaratılmalıydı. Tıpkı taş ustasının kayayı uyum, güzellik ve mükemmellik dolu bir şeye dönüştürmesi gibi, insan yeniden şekillendirilmeliydi. Ona göre kesin olan her neyse halkı aydınlatmak içindi. Tarikatın her seviyesindeki aydınlanmacılar kendilerini içsel ve dışsal mükemmellik elde etmeye adamıştı. Bu mükemmellik Illuminati'nin çalışmaları aracılığıyla tüm dünyayı akıl yoluyla aydınlatacaktı. Tarikat yavaş yavaş büyüdü ve Illuminati tanınmış ve saygın kişilerin katılımıyla 200-300 üyeye ulaştı. Bu saygın isimlerden biri, Bavyera ordusunda bir piyade kaptanı ve bir mason olan Marquis di Constanza'ydı. Ve kaptan, büyüyen Illuminati tarikatının önemli bir ismiydi.
Marquis di Constanza, 1778'de tarikata Alman yazar ve soylu Adolf von Kinigi'yi aldı. Kinigi, Mason alegorisi ve sembolizmiyle dolu bir opera olan Mozart'ın Sihirli Flütünü Almanca'ya çevirmişti. Kinigi'nin Illuminati'ye en büyük katkısı ise tarikata Mason üyeleri dahil etmesiydi. Kurucu Weishaupt, Illuminati'den birkaç yıl önce Masonlukla uğraşmıştı. Fakat Masonların kendi amaçlarına ulaşmasında pek katkısını görmemişti. Fakat Kinigi'nin tarikata kazandırdığı Masonlarla birlikte Illuminati 2000'den fazla üyeye ulaşmıştı. Kinigi'nin bitmek bilmeyen üye kazandırma çabalarıyla birlikte 2000'in üzerinde üyeye ulaşan Illuminati artık Avrupa'nın büyük bir bölümüne yayılmıştı. Her ülkenin denetimine başkanlık eden bir ülke direktörü vardı. Bu direktörler eyalet yardımcıları aracılığıyla Illuminati'nin işlerini yürütüyordu. Illuminati üyeleri arasında artık Alman aydınlanmasının başka önemli isimleri de vardı. Alman ateist yazar, eleştirmen ve kitapçı olan Christopher Nikolai, Berlin Lojası'nın üstadıydı. Alman filozof, edebiyatçı, ressam, doğa bilimci ve siyasetçi olan Johann Wolfgang Goethe de Illuminati'nin özel bir danışmanı ve üyesiydi. Goethe'nin yaşamı boyunca yazdığı ve iki bölüm halinde yayınladığı epik bir trajedi olan Faust isimli eserin Illuminati'yi anlattığı düşünülüyor. Esere göre Faust isimli doktor, bilgiye, güce ve tatmine ulaşma arayışındadır. Bu arayışta şeytan Mefistofilis'le bir anlaşma yaparak dünyevi zevkler ve bilgi karşılığında ruhunu Mefistofilis'e satar. Faust'un bilgiye ve mutlak güce olan açlığı onu şeytanla anlaşma yapmaya itmiştir. Faust'un arayışları insan doğasının karmaşıklığını ve içsel çatışmalarını yansıtır. Illuminati tarikatının şeytanla işbirliği yapmış olduğuna dair inanış yalnızca Hristiyan otoritelerine ait değildi. Tarikat üyelerinin Faust ve benzeri eserleri dolayısıyla farklı kesimler de şeytan ve Illuminati denklemini kurmuştu. Şeytana hizmet etmese de dönemin dindarları tarafından şeytani bulunan hedefleri olan Illuminati'nin gücünün ve etkisinin zirvesindeyken 3000 kadar üyesi vardı. Münih'teki loja ve Baviera'daki diğer 6 çevre dışında Polonya, Hollanda, İngiltere ve Fransa'da Masonluk localarında faaliyet gösteren Illuminati direktörleri vardı. Fakat tarikat her ne kadar yayıldıysa içerideki karmaşa da o kadar arttı. İnsanlığın mükemmelleşmesi için kurulan Illuminati, üyelerinin ahlak dışı yaşamları ve ihanetleri, tarikat içindeki çekişmeler nedeniyle sallantıya girmişti. Yeni üyeler, saygın kurucuların aksine kaçakçılardan, hırsızlardan, iflas etmiş iş adamlarından ya da vasıfsız kişilerden oluşuyordu. Yarattığı bu faydasız topluluk karşısında Weishaupt'a payına düşen ahlak dışı olaylardan payını almıştı. Weishaupt'ın sonradan ele geçirilen başka bir üyeye yazarak yardım istediği mektubunda onun baldızını hamile bıraktığı ve itibarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıyordu. Mason Kinigi, Weishaupt'ı yetkililerini kötüye kullanan sözde aydınlanmacı olarak görmeye başlamıştı ve aralarındaki düşmanlık gittikçe büyüdü. Olayların gidişatında hayal kırıklığına uğrayan Kinigi, Temmuz 1784'te ilgili tüm belgeleri iade ettiği bir anlaşmayla tarikattan ayrıldı. Kinigi'nin gidişiyle çöküş hızlandı ve tarikatın alt kademelerindeki 4 üniversite profesörü Illuminati'nin gizli bilgilerini açık etti. Sonunda 1785'te polis baskınları, kamuya açık davalar ve sürgünlerle Illuminati lağvedildi. Weishaupt, Ingolstadt Üniversitesi'ndeki görevinden alındı. Regensburg'a gitti ve burada düzeni savunmak için Illuminati'den Özür adlı eseriyle tarikatı yeniden canlandırmaya çalıştı. 1830'da ölen Weishaupt'ın ardından Baviera'dan kurduğu tarikattan geriye yalnızca fikirler kalmıştı. Weishaupt'ın insanı mükemmelleştirme idealine dayanan bu fikirler zamanla şekil değiştirip farklı topluluklara esin kaynağı olsa da Illuminati açığa çıkan ve yargılanan tüm üyeleriyle birlikte tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş oldu. Peki bugün hala neden Illuminati'nin varlığından ve aktif faaliyetlerinden söz ediliyor? Weishaupt'ın Illuminati'si çöktüğüne göre günümüzde anlatılan Illuminati kimler? Belgeselimizin devamında Illuminati adı altında toplanan ve Bavyeralı Illuminati'nin
yeni dünya düzeni kurma ideolojisinden beslenen günümüz Illuminati topluluğu hakkında derin ve gizemli bilgileri aktaracağız. Sizce Illuminati hala yaşıyor olabilir mi? Yorumlarda buluşalım. 1797 ve 1798 yılları arasında Augustin Barruel ve John Robinson yazdıkları kitaplarda Illuminati'nin varlığını sürdürdüğü ve devam eden uluslararası bir komployu temsil ettiği teorisini kamuoyuna duyurdu. Barruel, Fransız bir İsa cemiyeti rahibi, yazar ve tarihçiydi. 4 ciltten oluşan ve 1798'de yayınlanan Jacobinizmin Tarihini Açıklayan Anılar isimli kitabında Fransız devriminin aydınlanma filozofları, masonlar ve Illuminati tarafından kasten kışkırtılan bir komplo olduğunu öne sürmüştü. Barruel'e göre Voltaire, Rousseau ve Diderot Illuminati'dendi. Onun teorileri daha sonraki birçok komplo teorisini ve tarihçi tarafından referans alındı ve bugün bile tartışılıyor. Illuminati'nin Fransız devrimini ve diğer devrimci hareketleri kışkırttığına dair bir komplo teorisini savunan bir diğer isim, İskoç fizikçi, matematikçi ve felsefeci John Robinson'dı. Robinson, 1797'de yayınlanan kitabında Illuminati'nin monarşileri devirmek ve mevcut düzeni yıkmak amacıyla bir komplo içinde olduklarını iddia etmişti. Robinson'a göre Illuminati hala aktifti ve dini ve siyasi otoriteleri hedef alarak toplumsal kargaşaya neden oluyordu. Augustin Barruel ve John Robinson'ın Illuminati'ye hedef alan çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri'ne ve New England bölgesine kadar ulaştı. Ortodoks bir cemaat papazı ve coğrafyacı olan Jedediah Morse, Illuminati'ye karşı vaaz veren ilk isimlerden biriydi. Morse, 9 Mayıs 1798 tarihinde verdiği Oruç Günü vaazında Illuminati'yi kınamıştı. Morse'un basılan bu vaazları gazete haberleriyle de desteklendi ve bu haberler 1800 ABD başkanlık seçimlerine giden süreçte partizan siyasi söylemlerde yerini aldı. Illuminati'ye yönelik bu panik, Amerika'da gotik edebiyatın gelişmesine de katkıda bulundu. 1800'lü yıllara ait birkaç romanda Illuminati'ye atıfta bulunuldu. Bazı akademisyenler, Illuminati'nin hala var olduğuna dair iddianın yarattığı paniği, Karayipler'den gelen göç ve olası köle isyanlarıyla ilgili korkulara bağlıyordu. Her ne kadar 1820'ler ve 30'lardaki kaygılar ve anti-masonik hareketler dönem dönem canlansa da, 1800'lerin ilk 10 yılında bu endişeler azalmıştı. Yine de yakın geçmişte ve günümüzde birçok kardeşlik örgütü, orijinal Baviera Illuminatisinin soyundan geldiklerini iddia edip ve açıkça Illuminati adını kullanmaya devam ediyor. Bu gruplardan bazıları kendi örgütlerinin adında Illuminati tarikatı adının bir varyasyonunu kullanırken, Doğu Tapınağı düzeni gibi diğerlerinin örgüt hiyerarşisinde Illuminati bir derece olarak yer alıyor. Ancak günümüzdeki bu grupların tarihi tarikatla gerçek bir bağlantısı olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Üstelik bu güncel Illuminatiler gizli kalmaya çalışmak yerine üye çekme amacıyla Baviera Illuminatisi ile asılsız bağlantılarını öne sürüyor. Dahası henüz kurulum aşamasında yollarını ayıran Masonluk lojalarıyla Illuminati'yi ilişkilendirerek yeni dünya düzeni kurma ideolojisini yaydıklarını iddia ediyorlar. Baviera Illuminatisi'nin tarihine ve kiliseyle olan ilişkisini öğrendiğimize göre, tarikatın bugün bile neden şeytani bir topluluk olarak görüldüğünü daha kolay anlıyoruz. Aynı zamanda Masonlukla neden ilişkilendirildiğini de biliyoruz. Masonluktan gelen üyeleri olmasına rağmen Illuminati, Mason localarından farklıydı. Her iki grup da aydınlanma düşüncesinden etkilenmiş ve akıl, bilim ve bireysel özgürlüğü savunmuştur. Ancak Masonluk daha genel bir ahlaki ve yardımseverlik temeline dayandırılırken, Illuminati daha radikal, toplumsal ve siyasi değişim peşindeydi. Masonluk daha çok bireysel ahlak, yardımseverlik ve kardeşlik gibi genel insani değerleri teşvik ederken, Illuminati doğrudan siyasi ve dini reformlar yapmayı amaçlamıştı. Masonluk, dünya genelinde birçok bağımsız büyük loca ve farklı ritüel sistemleriyle geniş ve yaygın bir örgütlenmeye sahip ve günümüzde de aktif. Illuminati ise daha küçük, gizli ve hedef odaklı bir örgütlenme yapısına sahipti ve kısa sürede baskılar sonucu dağıtılmıştı. Illuminati'nin kimler olmadığını artık biliyoruz. Peki günümüz Illuminati'si nedir? Neyi amaçlıyor?
Gelelim yakın dönem komplo teorisyenlerinin tanımladığı ve popüler kültürde geniş yer bulan Illuminati. Modern dönemde Illuminati çoğunlukla küresel olayları kontrol eden gizli bir güç olarak tasvir ediliyor ve dünya liderlerini, medya kuruluşlarını ve ekonomik sistemleri manipüle ettiğine inanılıyor. Çoğunlukla spekülasyonlara dayanan ve yeni dünya düzeni kurmayı amaçlayan bazı gruplarca sahiplenilen Illuminati, tarihsel gerçeklikten ziyade mitler ve komplo teorileri üzerine inşa edilmiş bir kavram haline aldı. Günümüzde para sistemi ve paranın sahibi olarak görülen emperyalist tüccarların, uluslar ve uluslararası ticaret üzerinde ortak hedefleri bulunuyor. Bu ortak çıkarlara sahip ve birçoğumuzun soy isimlerini bildiği, komplo teorisyenlerinin dünyayı yönettiğini iddia ettiği bu tüccarlar için yeni bir dünya, yeni bir insan ve yeni bir düzenin yaratılması gerekiyor. Bu yeni düzenin kurulabilmesi içinse mevcut dünyanın sonlandırılması kaçınılmaz. Monarşilerin yıkılmasını ve dinlerden bağımsız olarak yönetilen devletlerin kurulmasını idealize eden 18. yüzyıl Illuminati tarikatıyla yeni dünya düzeninin kurulmasını hedefleyen günümüz Illuminati yaklaşımının ilişkilendirilmesi doğaldır. Bu yeni topluluğun Illuminati'yi sahiplendiğine ve aynı çatı altında topladığına dair hiçbir kayıt bulunmuyor. Fakat gizemi çoktan çözülmüş olan Illuminati tarikatının aktif olduğu dönemde gizlilik ilkesini benimsemiş olduğunu düşünürsek, yeni dünya düzeni savunucularının da gizli bir yapı olarak tasvir edilmesi doğaldır. Halbuki 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan yeni dünya düzeni hayali, topluluğun aleni faaliyetlerle tüm dünyanın malumu. Belgeselimizin devamında yeni dünya düzenini hedefleyen günümüz Illuminati'sinin amaçlarına, yapılanma şekline, faaliyetlerine ve yöntemlerine değineceğiz. Videonun başında söz verdiğimiz gibi komplo teorileri ve yorumdan uzak bir şekilde yalnızca gerçekleri gün ışığına çıkaracağız. Yorumları ise size bırakıyoruz. Yeni dünya düzeni savunucularına göre geleceğin dünyası totaliter bir tek dünya devleti tarafından yönetilmelidir. Bu yeni dünya yaklaşımı Bavyeralı Illuminati'den farklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuştur. Başkan George Bush 1991'de Kongre'ye yaptığı konuşmasında yeni dünya düzenini sağlamada Amerika'nın önemini şu cümlelerle anlatmıştı. As Americans, we know that there are times when we must step forward and accept our responsibility to lead the world away from the dark chaos of dictators toward the brighter promise of a better day. Almost 50 years ago, we began a long struggle against aggressive totalitarianism. Now, we face another defining hour for America and for the world. Amerika'nın gerçekleştirme sorumluluğunu taşıdığı yeni dünya düzeninin amacı, dünya çapında barışı, güvenliği ve istikrarı sağlamak. Fakat bir şartla, dünya hükümetleri, Birleşmiş Milletler ve diğer küresel organizasyonlar aracılığıyla daha merkezi bir yönetim çatısı altında toplanmalı. Ekonomik, politik ve sosyal sistemlerini Birleşmiş Milletler'in otoritesine teslim etmeyen devletler içinse gelir adaletsizliği, sağlıksız koşullar, eşitsizlik, güvenlik sorunları ve teknolojide yetersizlik kaçınılmaz görülüyor. Birleşmiş Milletler'in 2030'dan önce kurulmasını öngördüğü yeni dünya düzeninin arkasında yeniden yapılanmış bir Illuminati örgütü olduğu düşünülüyor. Komplo teorisyenlerine göre bu Illuminati, yeni dünya düzenini kendi çıkarları doğrultusunda kurmak için dini inanışları, ulus devletleri ve sosyal düzeni yıkmak istiyor. Bu amaçla zihin kontrolü uygulayarak hükümetleri, kuruluşları ve insanları manipüle ederek ele geçiriyor. Illuminati'nin bu zihin kontrolünü sağlamak için birkaç yöntemi var. Bunlardan ilki, kaos ve korku ortamı yaratarak toplumları Illuminati'nin çıkarlarına hizmet edecek eylemleri gerçekleştirmeye ikna etmek. Kennedy suikastı ya da 11 Eylül saldırıları gibi kaos ve paniğe neden olan olayların arkasında Illuminati'nin olduğu düşünülüyor. Bir diğer manipüle yöntemi ise subliminal mesajlar göndermek. Dünyayı yönetmek konusunda son derece kararlı ve yavaş adımlar attığı düşünülen Illuminati, bu subliminal mesajları şarkılar ya da filmler aracılığıyla
insanların bilinçaltına gönderebiliyor. Buna bir örnek olarak Led Zeppelin'in Stairway to Heaven şarkısı gösteriliyor. Şarkının içine yerleştirilen "İşte benim tatlı iblisim" cümlesinin tersten okunuşuyla dinleyici için satanizmin sempatikleştirildiği düşünülüyor. Subliminal mesajlar göndermenin bir diğer tekniği de 25. kare yöntemi. Televizyon ya da film gibi görsel medyalarda saniyede 24 kare gösterilir. 25. kareye yerleştirilen herhangi bir görseli insan gözü bilinçli olarak algılayamaz. Ancak bilinçaltı bu mesajları algılar ve etkilenir. İlk etapta reklamcılıkta denenen bu yöntemi, Illuminati'nin ahlak dışı bir propaganda yürütmek için kullandığı öne sürülüyor. Hollywood filmlerinde, hatta Disney yapımı çizgi filmlerde bile bu tür örnekler mevcut. 1977 yılında çıkan Disney filmi The Rescuers, subliminal mesaj içerdiği iddialarıyla dikkat çekmişti. Filmde iki fare olan Bernard ve Bianca'nın maceraları anlatılırken, bir sahnede pencere arkasında çıplak bir kadının resmi çok kısa bir süreliğine gösterilmişti. Çizgi filmin 38. dakikasında yer alan bu karenin varlığı, 1999'da Disney resmen kabul edince çizgi filmin yayını durdurulmuştu. Günümüz Illuminati topluluğunun sinema ve müzik endüstrisi üzerindeki etkileri, subliminal mesajlar göndermekten ibaret değil. Popüler kültürün tanınmış isimlerinin aleni bir şekilde gösterdiği bazı sembollerle de Illuminati göndermeleri yapılıyor. Madonna, Beyoncé, Rihanna ya da Johnny Depp gibi isimlerin yaptığı tek gözünü gösterme hareketi bir Illuminati sembolizmi. Her şeyi gören göz olarak tanımlanan bu tek göz sembolü, Illuminati'nin her şeyi gören ve kontrol eden bir yapıya sahip olduğunu ifade ediyor. Illuminati'nin sembolize edildiği görselde her şeyi gören göz bir piramidin tepesinde resmediliyor. Amerikan 1 dolarının üzerinde de bulunan bu sembol, ilahi takdirin gözü olarak tanımlanıyor. Peki piramit, göz ve gözün güneş gibi parlamasından meydana gelen bu sembol, Illuminati topluluğu için ne anlama geliyor? Piramit, dayanıklılık, güç ve uzun ömrü ifade ediyor. Eski medeniyetlerin kalıcı, güçlü ve gizemli yapılarını simgeleyen bu piramit, Illuminati'nin sağlamlığını, gücünü ve sürekliliğini temsil ediyor. Piramitin tepesindeki gözse, bu sağlamlığın ve gücün ilahi bir gözetim altında olduğunu belirtiyor. Gizli bilgi ve gücün bir ifadesi olarak görülen bu göz, Illuminati'nin her şeyi gören ve kontrol eden bir yapı olduğu inancını temsil ediyor. Aynı zamanda bu her şeyi gören gözün güneş gibi parladığını görüyoruz. Güneş sembolizmi aydınlanmayı ve bilgiyi temsil ediyor. Güneş hem yaşam kaynağıdır hem de karanlığı aydınlatandır. Yani her şeyi gören göz, karanlığı ve bilinmezliği yok edecektir. Tüm bu aleni sembolizme ya da popüler kültür üzerindeki göstergelere rağmen tekrar hatırlatmak isteriz ki, Illuminati'nin hala var ve aktif olduğuna dair resmi bir kanıt bulunmuyor. Arkasında Illuminati'nin elinin olduğu düşünülen olaylara ya da popüler kültürün sembolizmine sahip çıkan herhangi bir örgüt ya da tarikat bulunmuyor. Yine de Illuminati adını kullanarak üye toplamaya çalışan bazı topluluklara internet ortamında rastlayabilirsiniz. Bu toplulukların gizli tuttukları faaliyetleri dünya basınında ya da yerel medya organlarında yer almıyor. Fakat yine internet ortamında tanınmış komplo teorisyenlerinin ve tanınmamış kişilerin yayınladığı binlerce video bulabilirsiniz. Illuminati'nin gizemi çözülmüş tarihini ve günümüz komplo teorilerindeki yerini özetleyerek Illuminati'nin ne olmadığını siz değerli takipçilerimizle paylaştık. Yeni dünya düzenini hedefleyen otoritelerin neden Illuminati ile ilişkilendirildiğini artık biliyoruz. Ne dersiniz? Sizce Illuminati hala yaşıyor mu? Illuminati hala faalse, geçmişte olduğu gibi bugün de yargılanmalı mı? Eğer yargılanması gerekiyorsa, sizce bu yargılamayı hangi otorite yönetmeli? Sanırız Illuminati'nin kendisi var olmasa da, yarattığı gizem bu soruların cevaplarında kalmaya devam edecek. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olabilir, videolarımıza yorumlarınızı yazabilir ve yayınlarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz.